hoş geldiniz efendim masaya. Bu akşam masada çok ilginç bir soru soracağız. Yani ben daha doğru soracağım. Onlar bana cevap verecekler. Topuklu terlik süt yapar mı? Buyurunuz efendim. Her şey bu masada başladı. Şimdi efendim resmi olamayacağım ben yine bu programda. Çünkü yine çok eski, çok geçmişten gelen dostlarım var. Ali ile yine tanıştık. Evet. Bugün tanıştık. O da çok sevdiğim bir oyuncu dostum ama sevgili Yeşim Koçak ve Durul Bazan'la sanıyorum bir... Verelim mi? Tarih. Verelim ya. Kaç? 20 yıl diye. Allah! O kadar mutlu oluyorum ki böyle şu masaya dostlarım geldiği zaman. Özellikle Durul gibi. Efendim Durul Bazan'ı tanıyanlar tanır. Böyle gizli, egzantrik gülümsemesiyle, cin fikirleriyle sakin görünüp ama aslında ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncudur. Bu da yeteneğine yansımıştır. Ah çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Bu sizin güzel bakışınız diyeyim. Ne kibarız ya. Yeşim'cim seni de görmeyeli uzun zaman olmuştu. Evet. O bahaneyle şimdi yine bir araya geldik ve Ali ile topuklu terlik süt yapar dediniz ve bir yola çıktınız. Çok konuşulan bir oyun oldu. Sanıyorum isminden ötürü de... Bir kadın olarak soruyorum sana topuklu terlik süt yapar mı? Yapmasa iyi olur da yapıyor. Gerçek mi bu? Bir şey yok. Yani çok ironi var tabii o cümlenin içinde. Bizim yazarımızın ona yüklediği ciddi bir miktarda ironi içerir. Peki reklama gitmeden evvel oyunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Son reklamdan sonra oyunumuz ve tek tek kariyerleriniz üzerine konuşacağız. Figen Şakacı'nın Pala Hayriye romanında geçen Pişti hikayesinin uyarlanan oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili gelgitlerini, tam oyunumu bulmuşum ben efendim masada şu anda, mizahi bir dille anlatmakta. Oyun 19 Ocak'da premier yapmış. Aslında çok yeni, tazecik bir oyun. Yönetmenimiz Görkem Şarkan. Oynayanlar da zaten Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Fisun Kostak, İpek Türk'tan Kaynak ve Mert Aykul. Onlara da buradan efendim selamlar olsun. Aramızda değiller ama eminim bizleri izliyorlardır. Bir reklamlara gidelim, sonra devam edeceğiz. Buyurunuz. Terlik süt yapar deyince bir böyle kafam basmadı yani. Yani hepsi bir tatlı topukludur. Hiçbiri düz terlik ay giymez. Ay çok güzel anlatıyor. Kim dedi? Sen böyle bir benim kalktı. Şey dedi, gel yönetmenle tanış dedi. Medveden koyu oynayacaksın dedi. Kadın dünyasıyla ve kadın problemleriyle çok alakalı bir oyun. Ben de hiç yabancısı değilim. Tam ivmeyi alıyorum. Ses mi? Ben sahnede düşmüştüm bir kere ya. Tüm benzin etrafını tavaf ederdi o şekilde. Biri kulise giriyor. Çalıştırırlardı parçaları falan filan ama şey de var işte kız hani git bir çay al falan. Yan yana biri daha önde olacak çoraplar içinde şeyler kıyafetler aynı sırada. Ayakkabının mı biri daha önde olacak? Edemediğim de oluyor ikna ama çoğunlukla başarılı olabiliyorum Artcığım. Gel. Ooo çak. Zor soru. Zor soru. Açanlar varsa şayet bu akşam masada topuklu terlik süt yapar mı adlı oyunu konuşacağız kıymetli oyuncularıyla beraber. Ama dilerseniz oyunumuzdan görüntülerimiz var. Önce onları izleyelim sonra üstüne konuşacağız. Buyursunlar efendim. Ne kadar güzel gamzeleriniz var ya. Yani gülümsemeseniz bile orada böyle bir mühür gibi duruyor adeta. Duydun mu? 40 yaşına geldin gamzel olmadığını fark etmediysen diyebileceğim bir şey yok. Çevirmenim ben İngilizceden çeviri yapıyorum. Aa ne güzel. Belki bir gün benim kitaplarımı da çevirirsin. İngilizce mi yazıyorsun? Yo. Hiç bakma adam acayip yapıştırdı. Tamam. Yiğit'le aramızda bir adet koca. İşte küçük bir oğlan çocuğu. 16 basamak. Şöhret dolu anlar. İşte bol bol hayaller, güzel sözler var. Bu kadar. Bir problem vardı, biz onu çözüyorduk. Sarmaş dolaş mı çözüyordunuz? Vallahi aramızda bir şey yok. Sakin ne olur, sakin. Ben onun hastasıyım. Oyunumuz ne anlatıyor efendim, Durul Bey? Oyunumuz efendim, 40 yaşlarında henüz toplumun genel kurallarına uymamış, yani evlenmemiş,
çocuğu olmamış bir kadının bu kurallar altında, değil mi? Bu kurallar ve kendi doğruları arasında sıkışmasını anlatıyor ve biz de bunu mizahi bir dille bakmaya, anlatmaya çalışıyoruz efendim. Peki katılıyor musunuz efendim, siz bir hem aktör hem de erkek gözüyle bu 40'lı yaşlardaki kadınların aslında biraz da zorlamayla, çevre baskısıyla evlenemedin, çocuğun olamadı. Doğru bir yönlendirme olduğunu düşünüyor musunuz bunun kadınlar hayatında? Valla bir kadın olarak buna cevap veremem ama bir erkek olarak da ben de aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyorum yani. 40 küsür yaşında annem ara sıra sabahları kahvaltıda böyle çaydan bir yudum alırken evlenmeyi düşünmüyor musun diye çaktırmadan sorup devam ediyor hala. Tabii bir torun yok mu ya da öyle bir şey var mı, bir tasarı var mı falan gibi ara sıra laf sokuyor. Benim de üzerimde aşağı yukarı aynı baskılar var. Doğru söylüyorsun, artık erkekler için de aynı şey geçerli çünkü hani. Kesinlikle. Niye evlenmiyor bu oğlan ya bizim oğlan diye. Tabii, niye evlenmiyorsun hakikaten? Valla ben belli bir süre evlenilecek birini bulamadım kendimce. Yani... Kendi bakış açıma göre daha o konuda yeni bir başarılı addediyorum kendimi. Bir senedir bir kız arkadaşım var ve çok güzel bir şey, evet, kıymetli bir şey. Çok üzerine titrediğim bir ilişki. Aynı o güzel. Yüzden ilk defa böyle bir şey yaşıyorum yani 44'ü bulduktan çok sonra. Çok uzatmamakta fayda var. Ben mesela 9 ayda evlendim hemen. Hı-hı. O iyi bir şey. Çünkü zamana yayılınca bekarlığa o kadar alışmışız ki o sultanlık kafasından çıkamıyorsun. Metin Hoca'yı ağırlamıştım masada. Hı-hı. Çok güzel bir şey söyledi. Ya Doğa şunu anlasınlar. Ben evlenilecek değil, eğlenilecek Hı-hı. adamım dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Peki efendim, tek tek böyle döneceğim size ama Yeşim Koçak hakkında da bir bilgi vermek isterim sizlere. Bilgiler daha doğrusu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar Tiyatro bölümünden mezun. 2011 yılında aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Kenter Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalıştın. O şanslı oyunculardan evet. bir tanesin. Martı, Nükte, Çözüm ki Çözüm'le de Vasfı Rıza Zobo ödülünü de aldın. Değil mi? Doğrudur. Hı hı. Bütün bilgileri karışık okuyorum şu anda. Aşk Çemberi. Ardından farklı televizyon projelerinde de yer aldın ama sen de tiyatroyu hiç bırakmamış. Yok, kadın evet, oyuncusu. Ben... Hani burası benim evim, mabedim. Hep bunların altını çizmek istiyorum. Çünkü izleyen gençler, tiyatroya gönül veren herkesin halihazırda çabuk oyuncu olduğu bir dönemde konservatuvar eğitimi almış bir oyuncu olmak nasıl bir konumluyor seni? Yani eğitimden ziyade tabii ben okul bittikten sonra esas eğitimi 11 sene Kenter Tiyatrosu'nda hiç aralıksız oynayarak hem de gerçekten 11 senenin 11'inde de oyun çalışarak, işte asistanlıklar yaparak, ışık yaparak. Biliyorsun dekor zaten taşıyarak, yani, kostüm ütüleyerek tabii, tabii, değil her mi? Her türlü tadından faydalanarak Müşfik Hoca, Şükran abi rahmetli, Yıldız Hoca yani hep beraber öyle dirsek dirseğe yaşayarak çok tadını çıkartmış bir insanım. O yüzden o eğitim benim için konservatuvarı sildi süpürdü yani. Çok başka bir şey. Çok başka gerçekten. Onların dibinde yaşamak anlatılamaz bir şey. Peki hali hazırda böyle hatıralarında ilk oraya Kenterlere girdiğinde rahmetli Müşfik hocamızın nur içinde yatsın. İki gündür programda hep onu anıyoruz. Biz de Durul'la onun öğrencisi olabilme şansına ermiştik. Evet. Nasıl karşılamışlardı seni? O duygularını hatırlıyor musun? İlk girdiğim mi? Evet. Çok ilk ben büyük bir tesadüf eseri girdim. Daha üçüncü sınıftaydım. Martı'nın yönetmeni Rus biriydi, hatırlıyor musun? Ben Martı'yı Hı-hı. çok defalarca izledim Rus ama. Evet. Mehmet Hoca da o gün dersi var bize, gelirken okulu gezdirsin diye o Rus'u da getirmiş yanında. İşte üç figürana ihtiyaç var. Adam bunu söyledi. Lafınız bile olmayacak dedi. Kimler ister, böyle bir elim kalktı. Yani. Ve elim, hani ben öyle o kadar girişken biri de değilimdir. Kalkıverdi. Biz oradan bu prova benim karşıya geçtik. Okan Yalabık, Esra Kızıldoğan, Engin Epey'i ben ya, dördümüz. Evet biz öyle girmiş olduk. İyi ki de girmiş olduk. Biz bir gittik işte. Orada prova devam ediyor. Tilbe Saran, Nina, işte Köksal Engür orada, Müşfik Kenter, Kadriye abla. Ne oyundu o ya. Hayır, ve şey, ben. Ve olmazsan. Ve sen de vardın. Ben tabii. Orada rol oynuyordum. Ne oynuyordun sen orada? Medvedenko. Öğretmenim. Ne şanslıymışsın ya. Ya benimki de çok komikti. Müşfik Hoca önüme attı teksti. Konservatuvardan yeni mezunum. Hiçbir şeyden haberim yok. Böyle bir şeye söz verdim mi dedi birine. Yo dedim. Al bunu dedi bir oku dedi. Martı pazartesi dedi, şey dedi, gel yönetmenle tanış dedi. Medvedenko'yu oynayacaksın dedi. Hayır deme şansım yoktu. Ben böyle aldım. Hani zaten sormadı bir şey. O döndü gitti, ben tekste kaldım. Ondan sonra da başladık zaten. Ali, 1981 İstanbul doğumlusun. Aslen evet. Siverekli'sin. Evet. Üç ablalı bir ailenin çocuğusun. Evet. Biraz şanslısın. 22 yaşında konservatuvara girmeye karar veriyorsun. İstanbul evet. Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro
bölümüne evet. giriyorsun. Sen de birçok dizide, sinema filmlerinde rol alıyorsun ama senin de kalbin en son işte Poyraz Karayel'le şöyle bir tokatladınız herkesi. Herkes gözyaşları içerisinde. Reytingler zaten muhteşemdi. Güzel bir veda oldu. Aynen. Ama sen de diyorsun ki tiyatro. Yani evet, benim işim tiyatro. Biraz şeyle diziyle okul zamanından beri fazla haşır neşir olduk ama bu bir yandan da tiyatroyu hiç ihmal etmemeye çalıştım. Nasıl kesişti yolunuz? Nasıl geldiniz bir araya? Yani işte Aysa Prodüksiyon. Sağ olsun. Biz tanışmıyorduk. Necip Bey. Necip'e buradan selamlarımızı gönderelim. Tanışmıyordunuz hiç. Ben tanımıyordum. Durul'u bilmiyorum. Sen Ali ile tanışıyor muydun? Biz Ali ile gıyabında tanıyorduk. Ha, ben Kulabi tanıyordum. Bakırköy'den. Ben de tiyatroyu orada başladım. Amatör yıllarım. Ama o sahnede izliyorduk. Ondan sonra isimlerini duyunca ben zaten Necip abiden çok heyecanlandım. Hemen kabul ettim. Çok da güzel geçti prova süreci. Ne kadar sürdü? Mutluyuz. Provalar ne kadar sürdü? Hararetli prova bir dönem. Bir buçuk ay evet, gibi. Böyle, hararetli miydi böyle? Hadi hadili miydi yoksa tadını çıkara çıkara mı? Sen kesin aslında, tadını çıkarmış. Aslında evet ben çok eğlendim yani prova döneminde. Öyle benim çok acelem yoktu. Bir tek bazı arkadaşlarımızın işte programları çakışıyordu. İşte dizi vardı o sürat devam ediyordu. Yaşım benim zaten şehir tiyatrosundaki oyunlarım devam ediyor. Şehir tiyatrosunda çok fazla ediyoruz. Oyun oynuyor. O aralarda biz vakit buldukça sürekli soluk soluğa bir araya gelip prova yaptık. Ama ne kadar önemli bir şey. Yani insan bir araya geliyor ve bir şey üretiyor. Bunca işe rağmen o zamanı da yaratıyor. Kesinlikle. Ve böyle bir oyun çıkıyor. Peki niçin böyle bir metni seçtiniz? Böyle bir tarzı seçtiniz? Sen neden mesela doktor oynamak istedin? Şöyle söyleyeyim. Aslında ben bir buçuk senedir oyun arıyordum. Hatta böyle insan ilişkileri üzerine bir şey arıyordum. Ve güncel bir şey olsun istiyordum. Yazdırmayı da denedim. Ama hani senin kafandaki fikri başka birinin kafasından damıtıp kağıda döktüğün zaman her şey istediğin gibi olmuyor. Dolayısıyla oradan da vazgeçtim. O sırada Necip, eski arkadaş zaten Kenterler'den de arkadaşımdır Necip. Dedi ki bir tiyatro oyunu var çok güveniyorum dedi. Senin olmanı istiyorum. Ya bir okuyalım falan gönder. İlk önce topuklu terlik süt yapar deyince bir böyle kafam basmadı yani. Hani, ya ismi çok ya, hoşuma gidiyor. Topuklu terlik nasıl süt yapar bu nasıl bir oyun falan gibi. Sonra okudukça algılamaya başladım. Bir de üstüne üstlük kadroyu sayınca zaten hani Yeşim çok eski arkadaşım. Ali gıyabında çok iyi tanıdığım bir oyuncu arkadaşım. Mert desem bizim konservatuvardan mezun. Füsun dönem arkadaşım. Tabii, siz çok o dedim ki bu yapılmasın da ne yapılsın. Direkt ben hiçbir şey sorgulamadan girdim. Ayrıca o topuklu terlik süt yapar. Oyunu okuyup seyrettikten sonra ve kendi ailene özellikle annene dönüp baktığın zaman aslında bir anlam ifade ediyor. Hemen söyleyeyim annenin günlerini hatırla eski yapıyor muydu bilmiyorum. Bizde yok canım. Annelerin gelen kapıya dizilen terlikler vardır. Misafir anneler gelir. Evet. Onların da çocukları vardır. Hepsi bir tatlı topukludur. Hiçbiri düz terlik ay, giymez. Çok güzel anlatıyor. Tatlı topuk. Evet bir tatlı topuk. Hani o çok abartı değildir. Topuksuz değildir ama bir tatlı topuk evet, vardır. Aynen. O topukluyu giren herkes annedir o toplantıya gelen. Ay çok güzel. Ve gerçekten ondan sonra kafamda oturdu. Ya evet topuklu terlik süt yapıyor. Ya da süt yapmaya başlayınca topuklu terliği destek olarak giymek gerekiyor. Ya da topuklu terliği giyince süt yapma ihtimalin artabiliyor. Ya da. Tamam peki hadi çok güzel bir yere parmak bastık. Senin de oyundaki karakterinle ve aslında anlatmak istediğiniz şeyle kadınlarla ilgili. Anne olmaya bir türlü karar verememiş ben ve benim gibi ya da tam bir gün pazartesi günü uyanıp galiba olacağım salı sabah benim ne işim var diyen kadınları. Yok ben hiç öyle değildim mesela. Sen tabii ki öyle değilsin ama o kadınlar o kadınlar. Bu ya hikaye o kadınlar. Yani tabii. Şunu sormak istiyorum aslında. Böyle düşünen kadın seyirci oyundaki fikrini değiştirebilir mi? Zor soru. Zor soru. Fikrini değiştirmez sanmıyorum. Yok değiştirmez. Hiçbir şey yaramaz yani. Değiştirmez. Bebek yapmayı düşünmüyorsan gelmeyin. Çünkü şey değil bir önermeyle bitmiyor oyun. Bir öneriyle bitmiyor. Tavsiyeyle bitmiyor. Yalnızca onu da seyirciye bırakıyor. Aslında hani şöyle söyleyeyim ben. Eğer yapmaya karar vermişse yani o sınırdaysa hani pazartesi günüyse evet, henüz tamam. Bugün yapabilirim deyip seyrederse yapabilir. Ama salı günüyse mesela hani yapmış. Yok canım ne alakam var falan deyip geldiğinde bak gördün mü yapmamak en iyisi deyip de çıkabilir.
Yani o konuda enteresan bir durum var. O yüzden hangi gün geleceğiniz önemli. Ya da hem pazartesi geleceksin hem salı gelecek. Geleceksin. Ama işte tiyatronun güzelliği burada. Bir hele ki bir kavgası olan bir oyunsa ya da bir önermesi olan bir oyunsa ya da insanın fikrini bir yöne götürebiliyorsa orada işte o oyuncuyla katarsis olup yer değiştirip kendi hayatında da bunu düşünüp yansıtabiliyorsun. Ali'cim sana şimdi ön yargılı bir soru soracağım. Editörüm Sema Hanım böyle hazırlamış. Şu an beni duyuyor. Rejiden kafamı koparabilir. Önce karşısında kadına kur yapan, sonra da yakasından atmaya çalışan bir karakter yiğit diyor. Evet. Aslında ama buraya kadar bir problem bir yok. Bir problem yok. Yani burada Sema ve diğer hanımlar dinlesin. Buraya her şey normal. Ama sen Sema altına şöyle bir not düşüyor. Aslında genel erkek profilini anlatıyor diyebilir miyiz? Ne diyorsun yani buna? Demen lazım. Öyle yazılmış soru. Maalesef. Yani hadi bunu bakalım. İtiraf etmemiz lazım. Büyük bir çoğunluğunu karşılayabildiğini söyleyebiliriz. Yani pek çok açıdan çünkü... Ya. Çok heyecanlı ilk gördüğünde şeyi Müjde'yi Yiğit oynadığı bu karakter. Sonradan ne oluyorsa... Ne oluyor? Ne oluyor? Aklı başına geliyor. Ya, bir süre geçtikten sonradan sonra. Sonradan olan o. Bir süre geçtikten sonra ama değil ya, mi? Ya Yiğit'in tavrı tabii çirkin şey ama yani o dönüşümü değişimi falan ama o da bir gece geçiriyorlar Müjde ile Yiğit. Hızlı gelişen bir ilişki durumu. Ve bir anda ikinci görüşmede kız karşısına ben hamileyim diye çıkınca... Şimdi orada da çocuğu da çok suçlayamıyorsun yani. Benden suçlayamıyorsun tabii çünkü hala çok yaşanan şeyler bunlar tabii. Bunlar ütopik şeyler değil bunlar tabii, var. Tabii bir de bunun karşı açısı var. Oradan da bakmak lazım. Hep suçu erkeklere atmamak lazım. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Bir böyle bir yerde bir kadın hanımefendi çok tatlı bir adamı yani daha doğrusu o an için ona tatlı gelen bir adamı görüp sabah ben ne yaptım ya burada ne işim var demediği olmuyor değil. Yani tabii aslında ki. Bu iki taraflı bir şey. Tabii ki. Oyununuzda biz tabii hepsini yayınlayamıyoruz. Hem de sürprizin de kaçmasını istemiyoruz ama haliyle kadın ve erkek sahnede olunca hafif böyle cinsel içerikli demeyeceğim de böyle hafif meşhep bir dil de var oyunda. Yani seyir... seyirciye sunulabilecek kadarı var evet. Açıkçası. Öyle çok abartılı olmamakla beraber aslında herkesin başından geçmiş, geçme ihtimali olan veya geçecek şeyleri sahnede görebiliyoruz. Çok eğlenceli bir şekilde. Zaten insanlar izledikleri zaman kendilerinden birçok şey evet. Buluyorlar. İllaki. Yani. Peki Müjde nasıl bir karakterdir? Nasıl bir kadındır Müjde? Müjde işte o topuklu terliği giymeyi başaramamış bir kadın. Ya da başarmayı seçmemiş, belki. Zaten onu da tartışıyor. Yani... Ailesiyle, geçmişten gelen babasıyla bir sorunu var. Babasının istediği gibi bir kız olmamış. O evinin kadını olacak bir kız çocuğu hayal etmiş onun babası. Ya. Müjde öyle olamamış. Dolayısıyla şimdi hayal ettiği ilişkiye zaten aslında işte oyunun meselesi o bebek doğurmak doğurmamaktan çok ilişkiye kadınla erkeğin çok başka bakması. Aslında bir ortak nokta bulunduğunda bir şey oluyor zaten, bir ilerleme oluyor da bunda hiçbir ortak nokta yok. Bulunamıyor. Bu ilişkide. Son dönemde çok dikkatimi çekiyor. Masada da hep ağırladığım oyuncu arkadaşlarım hep oyunlar bu ilişki şeyine evet. Dönmeye başladı. Farkında mısınız? Hani bir dönemki o vaudeville furyası kapıları aç kapıları kapa yanlışlıklar komedisi falan bitti. Kadın erkek işte Sevinç'le Fırat'ın oyunu misal evet. Emre Kınay'ın oyunu keza öyle. Yani çok 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 değil mi burada ağırladığımız oyunlarda? Niye sizce böyle bir yola gidiliyor? Niçin bu kadın ve erkek asla çözülemeyecek? Yani bunu zaten biliyoruz. Yani bu... Dünyanın en önemli etkisidir. Impuls momentum. Etki ve tepki. Bunu alabileceğin baş iki aktör kadın ve erkektir. Peki, başka hiçbir öyle. Şey de yok. Sonsuz bir konu. Aynen sonsuz bir konu. Çünkü dönemsel bir olayı anlatsanız o dönem geçtikten sonra onu hatırlamayan insanlar o oyuna ilgi göstermeyecektir. Ve hatta o oyun o dönemde sadece tarihi bir oyun olarak kalacak ve ileride işlemeyecektir. Bu yüzden dünyanın en önemli yazarlarından biri Shakespeare'dir. Olay ya. Nerede geçerse geçsin en önemli şey o insanların, o karakterlerin arasındaki ilişkidir. Bunu seyreder seyirci. Dolayısıyla çağımızda da aşağı yukarı aynı şey geçerli. Yani karakterlerin kendi ilişkilerine benzer ilişkileri sahnede görmeyi sevdiklerini evet. Gösteriyor. Ve biraz da kendi içinde çözemediğin ya da eşinle veya hoşlandığın çocukla çözemediğin şeyleri bu oyunları izleyerek, bu filmleri izleyerek belki kendinde bir evet, yalnız değilim. Benim gibi yaşayan ya, çok aynen. insan var hissi herhalde. Tabii aynen. Bir de yanında eğer sevgilin varsa bak o da senin gibi. Bak gördün mü dışarıdan böyle görünüyor ya. Gibi örnekleyerek seyrediyorum. Böyle yorumlar seyirciden alıyor musunuz? Evet, evet, evet. Asla böyle söylemeyeceğini düşündüğüm bir takım arkadaşlarımdan kendimi gördüm ya.
diyenler ya, bana çıkışta falan kadın arkadaşlarımdan. Evet. Bir laf vardı. Kadın, ne olur düzeltin beni eğer siz doğru yanlış söylüyorsam. Kadın ile erkeğin arasındaki savaş hiçbir zaman bitmez çünkü düşmanla işbirliği vardır diye. Tabii. Duymuş muydunuz bu cümleyi? Evet. Çok eskiden duymuştum ve hep daha küçüktüm bunu duyduğum zaman. Hiç çözemiyordum. Şimdi 3 senelik evliyim. Kesinlikle ne çözüyorum. Demek istediğimi kesinlikle anlıyorum yani. Şimdi Ali'ye bir soru daha gelecekti efendim. Üç kız çocuğu olan bir evdesin yani üç tane ablacığın var. Dolayısıyla aslında bu oyunda da rolünde de kadınları biraz daha farklı çözmüş biri olabilirsin kadınlarla büyüdüğün çözmek için. Çözmek diye bir şey söz konusu değil, onu çözdüm. Bir sonuca varmak mümkün değil ama evet kadın sorunlarıyla ve kadın yaşantısıyla fazlasıyla haşır neşir oldum. Öyle bir şansa sahibim çünkü evde üç abla, anne, onların arkadaşları, kuzenler falan bayağı şahit oldum bu durumlara. Çok içinden çıkılabilen konular değil. Kadın olmak çok zor bir şey. Onu gördüm ve görüyorum. Evet. Yani erkek olmak da bunu tabii ki baba edin. Olmak, koca bunu olmak, kadın edin. Olmak çok karmaç zor bir şey. Karmaç olman yaratıklarız biz yani. Lütfen bu artık. Ya bak ben söylüyorum. Kadın erkeğin bir üst sürümü. Yani önce erkek olmuş. Ondan sonra demişler ki bunu biraz geliştirelim. Bu böyle olmuyor. Tam gibi. Düz düz. Bunun birazcık daha üst sürümünü yapmışlar. İşte daha aerodinamik, daha zeki, daha güzel. Ya. Şimdi bak nasıl evet, çözmüş yani. Farkında mısın? Bunları söyleyerek nasıl muaf oluyor her şey. Ama gerçekten öyle. Şaka değil yani. Bu söylediklerimin hepsi doğru ya. İki tane şimdi bir kadınla bir erkeği alın. Kadını sıkıştırın, erkeği sıkıştırın. Erkek bir yerden sonra mala bağlar, ağlamaya başlar. Evet ben yaptım diye. Kadın seni suçlu çıkarır yani. Sen o konuya girdiğin için. Asla ne dediğini anlayamazsın. Tabii. Hiç olmazsa yüksek sesle bir şeyler yapar ki yani sen ona sataşıyorsun diye dışarıdan yardım alır. En kötüsü de odur ya. O yüzden hiç bulaşmayacaksın oraya. Senin üst sürümün, insan üst sürümünü yenebilir mi? Yenemez. Yani belli bir saygıyla yaklaşacaksınız. Kesinlikle. Canım ya. Evet bunu da buradan duyuralım bilmeyenler. Ne oluyor Koray Bey? Böyle eller kollar bir şeyler oluyor orada. Katılmıyor musunuz? Şunu aslında bir de sormak istiyorum sana. Bu kadar çok hani böyle bir ailede büyümek falan filan. Oyunculuğunda bu oyunda işte müjdeyle olan sahnelerinde orada daha mı rahatlatıyor seni? Kesin yani ben okuduğum zaman önce şunu düşündüm bir kere. Evet ben bu durumlara aşinayım ve katabileceğim bir şeyler çıkarabilirim diye düşündüm ilk okuduğumda. Öyle de olduğunu ve daha da olacağını daha da gelişeceğini düşünüyorum. Tabii ki kadın dünyasıyla ve kadın problemleriyle çok alakalı bir oyun. Ben de hiç yabancısı değilim. Kadınlarla problem yaşadığın için acaba? Evet zaten şey demiş baksana aşık olunca çok saçmalıyorum demiş. Evet. Hangi mi saçmalamıyoruz aşık mısın şu an? Bir tek ben mi saçmalıyorum? Sen de aşık mısın? Yok değilim. Bir kızardım bence numara yapıyorsun dermiş. Peki Durulcuğum oyuna tekrar döneceğiz ama programın başında da söyledim. Farklı karakterleriniz vardı. Tabii ki kariyerleriniz var. Bakalım sizin dünden bugüne neleriniz var, neleri sakladınız, neleri koltuk altı süpürmeye çalıştınız, neleri örtmeye çalıştınız ama maalesef bu yakaladım. Yakaladık. Buyursunlar efendim Durul Vazan'ın dünden bugünesi. Aşk yuvamıza mı? Ne aşk yuvası Tekgülcüğüm? Ah şu yuvamıza geldik demek istiyorum. Seni seviyorum Necati. Hayatımı kurtardın. Ne? Siz az önce ne dediniz? Bey harika düşünmüşsün var ya. Bu fikir şeytanın aklına gelmez ha. Vazgeçelim oğlum biz bu ekme işinden baksana. Büyücüsü burada, polisi burada. Yok canım yani aynı yere bayılmışız. Ben ayılır ayılmaz uyanıp buraya geldim. Bu... Emin Bey'in rahatsızlığı için bayağı bir para gerekiyormuş ha. Öyle diyorlar. Reklam kampanyasına manyak bir fotoğrafçı bulmuşlar. Ayla Bulut'un bütün giysilerini tek tek üzerine göre düzelttiriyor. Benim için de bir ilaç önerebilir misin ya? Senin neyin var? Ya tam şuramda amansız bir sızı var. Al senin olsun gidelim şimdi acelemi var. Göstereyim mi? Sonra gösterir tek yok şimdi göstereyim. Gel boynumu kopartacaktım. Ben de dedim ki, söylerim pesto ağama dedim, bir dahakine lastik şambrelinden yaptırın. Öylesi daha sağlam olayı dedim. Senle ben, ilişkimiz yani biraz dengesiz. Bir tarafta sen benimle beraber olmaya başladığın zaman bana sanki piyangodan para çıktı. Yedi değil miydi lan o? Aman, 3-5 yedine fark eder. Geliyor, dolmam geliyor. Aç abi. Ya. Hayır, hadi abi. Ya Seher. Aç, bir lokma ya. Oo abi, Türk gibisin maşallah. Dur, iyi gördüm seni. Açıldın iyice bak. Sen de bütün bu cümlelerin arasında bir tek bura mı takıldın yani? Beraber yaşadığımız evde. Bir bilim insanının evine böyle zart diye girilmez. Bu
bu terbiyesizlik karşısında ben burada bir dakika daha duramam. Ben Mali'yle bir miyim ya? E sen kimsin Tekin? Ne tecrüben var bu konuda? Ablam odamı bana temizletiyor. Baksana. Burada Gürkan Güler diye bir taksici varmış. Nerede bu şahsın abi? Şu karşıdaki bina. Birinci kat 4 numara. Midyat'a bir yönetmen gelmişti. Ben arkadaş olmuştum. O da öyle diyordu. Bu filmlerin iç gün dış günleri varmış. Hepsi farklı günlerde çekiliyor. Sünnetçi Kamil yok bizim orada mı ya? Ferru mu diyoruz acaba? Ne yapıyor Ferru'yu mu? Ne yapsın ya? Yaşlandı ama iyi. Hala kesiyor. İki karşı bir kaybettin. Yani biricik kızın ve kocan için 10 gün karavan tatiline katılacaksın. Bir günde ne hale geldin? Tamamdır. Yarım kilo kuru soğan. O zaman çocukları sen al okuldan, akşam annende buluşalım. Ayım ayı çıkmaz inşallah. Ne diyeceksin kendini izleyince? Valla bir an hoşuma gitti. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Oynadığım hiçbir şey. Yani ne tip benziyor, ne ben benziyorum. Bir tuhaf oldum ya. Saçım varmış ve böyle tek tek kaçmışlar yani bölüm bölüm. Yavaş yavaş ayrılmışlar. Bunları. Yavaş yavaş bünyeden ayrılmışlar. Bak kimi oyuncular da masada hep aynı şeyi söylüyor. Yani korkarak izledim çünkü hep aynı şeyi yapmaktan çok korkuyorum. Kimisi mutlu oluyor, kimisi hala tam olarak tatmin olmuş değil. Gerçi oyuncu zaten hiçbir zaman olmayacaksın ama. Şöyle kendine baktığında hangi karakterde kendini, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Güldüren adam mı olmak hoşuna gider? Kötü adam olmak mı? Kandıran adam olmak mı? Güldüren adam olmak çok zor bir şey. Sen de çok iyi biliyorsun, hepiniz biliyorsunuz. Komedyen demek dünyada her şeyi oynayabilen adam tabii anlamına ki gelir. Türkiye'de bir tek hani komik adam akla geliyor o söylendiğin zaman. Komedyen olmayı tercih ederim. Yani her şeyi oynayabilen adamdır, komedi oynayabilen adam. O yüzden güldürebiliyorsam ne mutlu bana. Güldürebiliyorsun ki işte baksana kaç tane projenin içinde yer almışsın göz açıp kapayınca. Ben en son seni tiyatroda veba oyununda bırakmıştım. Evet, senin bir repliğin vardı. Meşe Palamutları. Ay ay o neydi ya? Ah benim Işık hocam ya. Nasıl özlüyorum onu. Konservatuvar mezunu olmama ve oyunlar oynamama rağmen 30 yaşıma kadar ben oyuncuyum demedim diyorsun. Evet demedim. O da bir takıntı, ben Başak Burcu'yum biliyorsun. Senin takıntı olmayan bir şeyin yoktur evet, benim bildiğim kadarıyla. Yani Işık hoca bir gün bana dedi ki öyle ustan söylemeden oyuncu olunmaz dedi. Ya. Derste. Ben de her yere oyuncu adayı yazıyordum. Hatta 30 yaşında o zaman devlet tiyatrosunda işte Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda oyuncuyduk. Bir yerden bir şey istediler böyle. Kalabalıkta oyuncuların arasında dolduruyorum. Ben de artık fikse bağlamışım yani her yere mesleğin kısmına oyuncu adayı yazıyorum. O zaman 30 yaşındaydım. Yine böyle form dolduruluyor falan. Durul, bazan, meslek, oyuncu adayı yazdım. Birileri dalga geçti benimle. Hala aday mısın diye. Dedim ki hoca bana henüz bir şey demedi. Ki ya, o zaman beni Bakırköy'e alan da hocaydı. Sonra bir gün Allah kimsenin başına vermesin. Babam ben sahnedeyken vefat etti. Ve işte ben sahneye çıkmadan onu hastaneye kaldırdım falan feşmeken. Ben sahnedeyken vefat ettiğini öğrendik ve oyun bitti. Ertesi gün ki 28 Mart'tı öğlen çok iyi hatırlıyorum, camide telefon çaldı. Işık Hoca aradı, dedi ki akşamki oyunu iptal edelim mi? Onun bir hikayesi vardır. O da rahmetli babasını oyunda kaybettiği için ve hep onu anlatmıştı. Oynamak zorunda kaldım ve oynadım. Show must go on dediği için dedim ki ben de yani size öyle öğretmediniz, oynamak lazım. O telefonda bana dedi ki oyuncu oldum bak dedi. Ah. O günden sonra ben meslek kısmına oyuncu yazmaya başladım. Artık çünkü hani hocam söyledi. Ya ne güzel hatıra. Çok güzel. Yıldız hocamız da. Ay fotoğrafların güzelliğine bakın hele. Çok güzel hatıra. Tek tek kaybediyoruz ustalarımızı ya, değil mi? Çok üzücü, çok acı bir şey. Yıldız Kenter'e benzetildin hep. Konservatuvarda da hep konuşulurdu ya. İşte Yeşim ne kadar benziyor. Yıldız Hoca gibi oynuyor. Yıldız Hoca kendinden sonra Yeşim'i gösteriyormuş filan. Hatırlar mısın tabii o dönemleri? Sen Yıldız Kenter'in mi öğrencisi olarak ve o tiyatroda çalışmış biri olarak nedir seni etkileyen şey? Yıldız Kenter bana şunu dedi ve o gün benim için şu değişti. Yani öyle spesifik bir şeyden çok benim hocanın adını anmadan geçirdiğim bir gün yok herhangi bir sebeple. Şükretmek anlamı o ayrı ama mesela kahve yaparken bile bir sebeple aklıma geliyor. Yani o kadar
İç içe birlikte bir evet, arada. Evet yani şöyle ki evde mesela ilk evine gittiğim gün salata yaparken, salata malzemesini yıkarken azar işittiğimi biliyorum. Mesela her salatalık yıkadığımda bu aklıma gelir. Niçin? Çünkü sünger orada özel bir sünger ve bir beyaz sabun varmış ve kabuklarını soymak istemediği için öyle sabunlanması gerekiyormuş. Ben bunu yapmadım. Yani bu tip şeyler böyle hayatımı nasıl etkilemiş böyle, seni? Evet. Yani bayağı hayatını değiştirmiş. Kesinlikle işte bazı öyle hocalarımız öyle. Benim de Yıldız Hocam'la ilgili şöyle, benim hiçbir zaman eğitmenim olmadı biz Mimar Sinan'da olduğumuz için ama bir dönem sesim kısılmıştı. İşte üçüncü çift leydiyen çalıştırıyormuş Şık Hoca. Yok ses yok. Yani şeyin başına geçiyorum, tabutun başına. Nasıl başlıyordu şimdi hatırlamıyorum ama tam ivmeyi alıyorum ses gidiyor. Tam ivmeyi alıyorum ses gidiyor. Sonra bir doktora götürdüler. O da dedi ki işte ses tellerinde nodül var. 20 dakikalık bir operasyon. Böyle kıt 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 kazıyacağız ses tellerini ve bebek gibi dedi senin sesin aslında. Böyle cam gibi bir sesin var ama. Bir süre sonra telefonda seni tanıyamayabilirler. Hani beni arayıp hocam ya ben doğayım diyorum ama beni kimse tanımıyor dersin dedi. Kentellerde yine prova yapıyoruz bu. Yarın başka korudayım Müşük Hocam'la. Yıldız Hoca da oturuyor. Ay dedim ilk sorsam mı Yıldız Hoca? Çünkü Müşük Hoca dinlemezdi biliyorsun bizi. Hala git defol ne halin varsa gör falan. Soramıyorsun onu, anladın mı? Yıldız Hoca da oturuyor kol. Bak asla unutmayacağım. Eğildim böyle. Hocam dedim benim bir sıkıntım var dedi. Nedir dedi. Böyle böyle dedim. Sakın dedi. Ya belki de bana o kadar büyük faydası olmuştur ki. Herkesin dedi sesi dedi cam gibi ve tertemiz olmak zorunda değil dedi. Bu ses senin karakteristik özelliğin dedi. Çok kızarım sana, o sesini hangi doktor ellemek istiyorsa da bir daha ona gitmene izin vermiyorum dedi. Kendi temrinlerinle, şan dersiyle sesini hani biraz şekillendirebilirsin. Ama asla böyle bir şeye müsaade etme. Ne kadar önemliydi evet benim için biliyor musun? Çok öyle hayati dokunuşları vardır onun. Sen ama ne diyorsun? Belki de böyle böyle bambaşka bir sesi olan biri olacaktım. Ya atıyorum şu anda da. Çok önemli dokundu kesinlikle bana yani hoca. O yüzden hani çok kıymetlidir benim için. Hep sorarlar hala spor yapıyor mu? Sabahları en son otobüs durağında omuda kalkmış şekilde görülmüş hali var falan. Bunlar doğru mu? Doğru olmaz olur mu? Biz minibüsle ya mesela yakın mesafeye minibüsle turnu evet yapardık. Bursa'ya diyelim işte. Benzinciye girilir. Hani herkes şey o dükkana saldırır. Bisküvi bilmem ne almaya. Yıldız Hoca böyle dizlerden bükülü şeyi benzincinin etrafında bacaklarını açardı. Bunu gerçekten yani o kadar çok rastladığım, şahit olduğum bir şey ki bu. Bütün benzincinin etrafını tavaf ederdi o şekilde. Ya ama öyle bir kondisyon, öyle bir fizik orada çıkıyor. Hala tek kişilik oyun oynayan bir kadından bahsediyoruz yani. Çok ya anlık Yıldız Hocamızı. Evet. Oh. Martı'da bir sahnede amuda kalkması gerek. Yönetmen dedi ki hani yaşınız gereği sizin kalkmanıza gerek yok burada rejisel olarak falan. Pardon. Derken, böyle hiç dinlemedi adamı. İki elini koydu, kafasını koydu, lap dedi amuda kalktı. Orada kalınca adam da sustu, hiçbir şey diyemedi. Ne diyecek ya? Ve bütün oyunlarda o orada orası geldiğinde amuda kalkıyordu. Ve aynı şekilde ezberde su gibi aynen gidiyor, antresinde kaçırmıyor falan. Aynen. Hani sahne nasıl derler? Yaratığı. Evet, ona doğmuş yani. Ona doğmuş ve bırakmışlar. Kesinlikle. O şekilde. Müşük evet Hoca da öyleydi. Peki Yeşim'cim, tiyatro kariyerinden konuştuk ama gel sen de neler yaptınız bir izleyelim. Bir nostalji yapalım sana. Bakalım neler hissedeceksin. Buyursunlar efendim. Sizin için çorba yaptım. Canım hiçbir şey istemiyorum. Bir şeyler yemeniz lazım. Çok zayıf düştünüz. Biraz toparlanmanız gerekiyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Niye toparlanayım? Lütfen böyle yapmayın. Her şey düzelecek, inanın bana. Biraz azaldı değil mi acısı? Bilmem. Azalmıştır öyleyse. Yarın bir ara gelin tekrar bakalım. İzin verirseniz sizi ben götüreyim. Zahmet etmeyin, ben taksiyle giderim. Aman İlhan Bey, estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Bakın benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. İzin verseniz de vermeseniz de sizi evinize ben bırakacağım, tamam mı? Yaralıyı kurtarayım derken öldürenler de bunlar zaten. Yüzünü görmeden anlayamamış mı öldüğünü? Bulgularımıza göre cinayet yaklaşık gece yarısına doğru işlenmiş. Ölüm sebebi sert bir cisimle kafasının arkasına aldığı darbe. İçeride bir kadın. Adı Ayla. İstanbul'da doğmuş. Ama Aslı'yı unutmuş anlaşılan. Ben de her şeyi unutursam. Adı yoktu. Alice olsun o zaman. Sizin yorumlarınızı alalım bakalım Yeşim Hanım. Bir garip izliyorsun kendini değil mi? Evet. Şöyle. Televizyonla ilişkim o kadar zayıf ki evet, benim. Evet, evet, evet.
Tuhaf oluyorum. Kaç senedir yapmıyorsun tabii, galiba tabii, değil mi? Burada evet. Biz doğru yerde bitirmişiz. Bak, Mustafa abiye Melek... çorba içirdiğini hatırlıyor musunuz? Mustafa abiye bütün sınıf biz Kara Melek'te oynadık ama. Bütün sınıf. Tabii canım. Gerçekten. Zaten Sanem başrolde. Arkasından Mehmet Ali. Mustafa abime de buradan selamlarımızı gönderelim. O da toparladı gün geçtikçe çok daha iyi. Evet. Televizyonu sevmedin mi? İstediğin işler gelmedi mi? Tiyatroda daha şanslıyım diye mi düşündün? Nasıl o ilişki? Hepsi de biraz aslında ya. Yani öyle birbirini doğurdu o sebepler. Yani sevmiyorum diye bir şey yok ama gerçekten hep o kadar tiyatro doluydu ki hayatım. Zaten yapımcılar da tercih ettiler. Aynen öyle tabii yani. Ben de onayım. Evet yani. Çok çok zor. Sete gel ama oyunum var. Bugün de oynamayın tabii, diyen tabii. Yapımcı biliyorum ben. Tabii. Bu akşam da oyuna İptal gitmeyi verin. Rapor alalım. Evet onu da duydum. Rapor alalım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama işte neyse ki sizler gibi ve bizim gibi meslektaşlarımız ikisini birden yürüttükleri için artık şey yapmaya başladılar. Saygı duymaya başladılar. Ya hiçbir yani televizyon zaten tek başına yürüyecek bir durum yok. Tiyatrodan beslenmek zorunda. İnsanların da tiyatro yapmaya devam etmesi gerekiyor ki. Dizilerde, sinemada hayatına aynen devam öyle. Edebilsin yani. Bakalım. Zaten tiyatroda pişmemiş bir adamın televizyonda çok fazla bir şey gösterme ihtimali düşük seviyede. Yani oradan beslenmeyip gelip orada sadece hareketli fotoğraf çektirdikleri zaman insanlar sevmiyor zaten. Belli bir şeyden, bir cendereden geçmiş olması lazım. Yani tabii artık son dönemde hani hiç tiyatro bilmeyen, tiyatro yapmayan insanlar da çok büyük star isimler oluyorlar. Artık aslında o şeyler de değişti. Onlara gidip tiyatroyu anlatmanın zaten imkanı yok. Zaten niye anlatırsın? Gereği de yok. Yani zaten o da oradan kalbi çarpan biri olmuyor. Orada başarılı oluyor falan filan. Bakalım siz de size... Bakalım siz ne yaptınız? Eyvah, eyvah. Buyursunlar. Gel. Geleyim mi? Namet. Annemin zılgıtından nasıl kurtuldum ama? Sabah adama gel demiyor mu? Adama gel demiyor da kızını istiyor. Ne adam şu dedem ya? Kaç yıldır görmüyorsun onları? Gelseler keşke. Tarık amcam tahliye olur olmaz gelirmiş. Yanında da sabah halam. Kadir. Okula mı? Okula. Hadi gel notlara bakalım. Ben de şimdi sana seslenecektim. O yol tek başına çekilmez şimdi. Hadi gidelim o zaman. Sadıcım değil misin oğlum? Vekalet et işte. Yanında ol kızım. Aşk ne biliyor musun? Tek bir kadın için dünyadaki bütün kadınlardan vazgeçebilmek. Ne oldu yine? Haberin elinde mi kaldı? Vallahi öyle oldu abi biraz. Çiçekleri beğendin mi? Hı, çok güzeller. Gerçi sen daha güzelsin ama... Sen nereden biliyorsun bu işi halka? Ben hastanenin avukatıyım, unuttun mu? Öncelikle senin ameliyatını yapan doktor Asım değil, doktor Harun. Yani sizden gizleyebilirler ama ben avukatlarıyım neticede. Hayırdır Sadrettin? Niye aldın bu adamları? Canımız sıkılıyordu biraz. Kalabalık olsun diye. Sadrettin yanlış tarafta duruyorsun. Doğru tarafta durduğumuz zamanlar da oldu avukat hanım. Ne oldu? Sonuç? Sado, ya edebinle gir bu eve ya da bas git. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ne geldi lan başınıza? Ne yaptım oğlum ben size? Nankör herifler ne zaman... Güzel oldu ya. 2005 ıhlamurlar altında falan. Hale bak. Bayağı sen de gencecik evet. Çocukmuşsun Ali. Vallahi aynen. Bunu televizyondaki kariyerin bayağı bir işte yer almışsın sen hani yine az bir şey değil. Tabii. Ama onun dışında mesela Bezirgan oyunu vardı. Onu da hala devam ediyor musun? Onu da devam edemiyorum. Geçen sene bir devam etmeye çalıştım ama işte işle beraber geçen sene de çok yoğundu dizi. Dediğin gibi bayağı sıkıntı oldu filan. Bir de kasıtlı çalıştığımız bir arkadaş vardı. O da oynayabiliyordu. İşte onunla ortak oynuyorduk filan ona kaldı. Peki iş. Poyraz Karayel'de ilk bölümden itibaren mi vardı? Aynen. Evet, başından beri. Üzüldünüz mü? Hüzün oldu mu? Oldu tabii. Olmaz olur mu? Yani 3 sene beraber çalıştık bir ekip filan. Hikayeye de şey yapıyorsun artık senden bir parça haline gelmeye başlıyor. Sen bir parçası haline gelmeye başlıyorsun. Peki bitince finalde... reytingleri çok iyiydi. Niçin bitirme kararı aldınız? Ya bu sene çok iyi gitmiyordu açıkçası. Ha, efsaneyken bırakalım dediniz. Biraz öyle oldu aynen. Yani güzel bir yerde de bıraktığımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi var mı herhangi bir dizi projesi? Yok şimdi yok işte. Dinlenmek istiyor musun ya da istiyor musun? Tabii lazım bir süre tiyatro falan. Ya tiyatro artık birazcık da tiyatro yapacaksın. Aynen öyle. Kaç bölüm şey yaptın yani aynen bu öyle. Kadar da olmaz. Evet efendim. Evet. Dönelim haydi tekrar oyunumuza. Çünkü
Daha çok da tazecik bir oyun. Kaç adet oynamışsınızdır? 7 ya da 8. Daha çok az. Daha çok az. Şimdi belki yazın bunun turneleri olacak. Evet. Devam edecek değil mi? Nerede olacak, ne bitecek? Seyirci neden gelip bu oyunu izlemeli? Hem çağdaş yeni bir Türk yazarını işte çok önemli. Görmek için, ki bu çok önemli bir şey, gelip izlemeli. Hem kendinden bir parça görüp kendiyle özdeşleştirebileceği karakterler olduğu için gelip izlemeli. Hem de hiçbir şey olmasa bile gelip tiyatro izlemeli. O yüzden bu üç ana sebepten dolayı gelip Topuklu Terlik Süt Yapar'ı izlemeli. Gülme mi vaat ediyor oyunumuz, yoksa içimizde burulacak mı? Tebessüm net bir şekilde vaat ediyor, evet, ama o bazen buruk bir tebessüm olabilir tabii. Bazen kahkahayı da garanti ediyoruz ama. Öyle kahkahalara tiryallerimiz de var. Kahkahamız da ya, çok da seyirci şey altında da bırakmayalım yani, sanki gidip böyle hüsrana uğrayacakmışız. Hayır değil. Son olarak mahvolacağız, özellikle topuklu terlik giyip de sütü olmayanlar. Sütüne şöyle diyeyim. Süt. Şöyle düşün, düşen için kötü bir şeydir ama karşıdan bakan ona güler ya. Ay evet. Bir noktada öyle bir durum yani. Aynen. O sizin başınıza gelmediği zaman gayet komik bir şey olan olaylar vardır. Oyunda öyle bir oyun. Yani sizin başınıza gelmemişse olaydan çok eğlenip çok kahkahalar atabilirsiniz. Neden? Niye düşene güleriz ki? Aslında çok ayıp bir şey ya. Ama ben de saklanarak gülerim bir de. İstemem ki bir görsün güldüğümü. Tabii. Bir de şey vardır mesela, düşüp hemen. Ben o tip misinizdir siz? Düşüp hemen olmamış gibi de. Olmamış gibi. Ben o tipim. Ben önceleri öyleydim. Sonra baktım ki orada daha kötü ilgi çekiyorum. Yani, herhalde çuval gibi mi düşüyorum, patates gibi mi neydi? Bu sefer yaymaya başladım. Düşüyorum. Gördün mü nasıl düştüm? Hadi bir gülsünler, bir alay etsinler de bir rahatlasınlar. Ben de ondan sonra yavaş yavaş. Ben sahnede düşmüştüm bir kere ya. Böyle hangi oyunda? Yok şeyde. Aşk Sözleri diye ayağımıza da böyle Shakespeare dönemine ait bir topuklu ayakkabılar falan giyiyoruz. Onlarla da yürümek zordu. Çok kötü. Topuğumun üstüne bir oturmuştum. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp böyle mahcup devam etmiştim. İşte ya, o şeyden artık, o asaletimizden de. Çok alakasız bir şey olacak ama burç muhabbetini çok severmişsin. Aslen akrep burcu. Aslen ne demekse. Akrep burcuymuşsun. Nereden biliyorsun? Ben de akrep burcuyum. Gel. O uçak. Yaşasın akrepler. Evet, burada bir takıntılı başak var. Evet. Oğlak. Oğlak. Babam oğlak. Annem başak. Dur abim zaten kulisinden hemen belli oluyor. Anlıyorsun takıntılı, o kıyafetlerini oldu, çıkarmıyor. Tertipli, düzenli. Biz Mert de böyle biri orada biri orada atmış. Ay sen neden seversin burçları? Muhabbetini seviyorum. İnsanları karşılaştırmayı, birbiriyle kıyaslamayı seviyorum falan. O peki, mesela Başak burcuyum dediği zaman onunla ilgili başka bir şeyler canlanıyor kafamda. Ya insanı karakter analizi ederken de çok önemli ki, değil mi? Ben mesela Güldür'deki skeçlerimde çoğu kızların uzun yani devamlık rollerimde hep burçlarını koyuyorum. Evet, ya ona göre böyle kendime yakınlaştırmaya çalışıyorum. Gerçekliğine inanıyorum. Hiç inanmayan, çok kızan ama ne alakası var be burçlara mı inanıyorsun hala bu devirde diyen insanlar. Ekim akrebi misin, Kasım mı? Kasım. Ay, sen biraz daha kinci, daha böyle zor affeden. Zor çizim. Zor. Ben aynen. Ekim daha böyle el hani daha şey. Aynen sen daha soft görünüyorsun. Daha sempatiyim. Daha sempatiyim diyorum. Ben kulislerinden söyleyeyim. Dedi ya demin hani benim sürekli böyle işte kıyafet burada. Hep ondan sonra paltom şurada, şapka çok. Burada. Kuliste benim yaşadığım şeyler şu. İki erkek arkadaş daha var ya kuliste. Sürekli biri kulise giriyor. Aynıyım. Mert çorabını arıyordu. Mert geçen çorabını arıyordu ya. En son dedim ki Mert'e, bir insan çorabını nasıl kaybedebilir dedim. Onu düşünüyorum abi ben de zaten, nasıl kaybedebilirim deyip devam etti yani. Ama bak ne kadar acayip şey. Duru okulda da öyleydi. Yani konservatuvardan benim büyük sınıfımdır kendisi. Evet. Daha gencim ben yani. Kesinlikle bayağı genç. Ben konservatuvarı kazandığımda hani Durul diye bir gerçek var. Bunlar böyle çete gibi takılıyorlar, anladın mı? Böyle ağır abiler falan. Herkesi de beğenmiyorlar falan. Bizi arada eziyet ediyorlar. Git kantinden tost al, çay getir. Yani böyle muameleler gördüm. Sayın seyirciler, bunlar yaşandı. Sen ne diyorsun? Bizde ciddi bir hiyerarşik yapı vardı. Çok ciddiydi. Yani bu güzel bir şeydi de. Bize bir şeyler öğretirlerdi de. Çalıştırırlardı parçalara falan filan ama şey de vardı. Şşt kız. Hani git bir çay al falan. Hemen gidersin falan o çayı almaya. Hep bir tertiple, hep bir şık. Hep böyle bir janti. Hep öyleydi. Okul dolabıma parfüm sıkıyordum ya. Açıp böyle hani önünden geçerken ter kokmasın falan. Hesses diye sıkıp kapatıp içinde kokusu vardı yani. Çok acayip bir şey işte, ama oyunculuğunda da senin öyle bir titizlik var biliyor musun? Kıllık diyelim biz. Kıllık demeyelim. Başka ne takıntılarım var? Mesela sahneye çıkmadan önce var mı bir takıntı? Var tabii. Ne yaparsın? Duam var. Onu etmeden ya. Çıkamam. Ondan sonra
Böyle sürekli bir terslik olacakmış hissine kapılıyorum o zaman. Gereksiz bir panik yani. Bu kendi kendime yaptığım bir şey. Oyunda ama... sahneye çıkmadan önce arkada aynen, bir duanı ediyorsun. Aynen. Böyle duanı ederim. Kuliste bir böyle bir kendimle bir 2-3 dakikam vardır. Kimseye çaktırmamaya da çalışırım o durumu. Hani kendi kendime yaşayayım falan diye. Çakmasınlar sıkıntılarımı, hastalıklarımı diye. Ama çok geç artık. Dilden dile yayayım mı senin deli oğlum? Artık herkes biliyor canım. Hani ayakkabılarını çıkarıp yan yana biri daha önde olacak. Çoraplar içinde, şeyler, kıyafetler ayakkabının aynı sırayla. Ayakkabının mı biri daha önde olacak? Tabii tabii. Niye mesela o niye? Ne bileyim ben. Başak Burcu oldu. Başak Burcu. Ama bu biraz çılgınca bir şey yani önde olması... Ya benim şimdi isim vermeyeyim tanıyorsun. Gece yatarken ver. Su damlalarını sayan arkadaşım var. Su damlalarını gece mı? Gece yatmadan her gece böyle gider bardağı alır. Suyu bir anda boşaltır bardağı. Oradaki oluşan kabarcıklar tek sayıysa içer, çift sayıysa yeni bir bardağa koyar. İsim ver, isim ver. Veremem. Ben böyle bir insanı tanıyor olamam. Tanıyorsun. Ben hiç böyle bir insan arkadaşım olamaz. Yok, bunu hep çaktırmadan yaptığı için hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Sen zannediyorsun ki çok susamış. Hayır, o baloncuk sayıyor. O yine çift falan diye. Abi çok ciddi bir şey bu ya. Bu da yani başka bir şey. O oyuncu mu? Sadece onu söyleyeyim. Oyuncu. Kız mı erkek mi? Erkek. Ben hadi anladım. Anladın mı? Biri geliyor aklıma, birini tahmin ediyorum. Hiç belli olmayacak bile ama. Hiç belli değil olmayacak mi? Bile. Peki, kesinlikle. Yani tahmin ediyorum. Yeşimciğim bunca oyun. Bugüne kadar ömrün, güzel ömrün, daha da uzun güzel ömrün olsun. Aa, kaç oyun sıkıştırmışsındır? Kaçtır? 20'de 20 bir kere garanti de. 20'nin geçmiştir üstü. Geçti orası geçmiştir. Net. Yani her sene bir oyunum peki var. Aslında şunu merak ediyorum. Farklı farklı yönetmenlerle de çalıştın. Aynı yönetmenle birçok oyunu yaptığın tabii, da oldu tabii. Muhakkak. Yönetmen oyuncu ilişkisinde artık profesyonel tiyatro oyuncusun sen. Müdahale etmesin bana dediğin anlar oluyor mu? Ya ben burayı böyle almayacağım hocam. Ben böyle oynamak istiyorum. Ben artık aslında bu diyaloğu girmeden halletmeye başladım. Nasıl? Gözlerle falan. Yok bir şey konuşmadan tartışmadan peki deyip kendi istediğime onu yönlendirmeyi artık birazcık keşfetmeye başladım. Yani denemeyip de mi yönetmenin? Yani bunu onu... Sadece bunu şey muhabbeti konusu yapmadan yani sahne üstünde yaptığımla onu ikna etmek üzere sahnede bir şeyleri hani bu şehir tiyatrosunda özellikle her sene başka bir yönetmenle çalıştım tabii. Evet. Kenterler'de sonuçta Mehmet Hoca ile Müşfik Hoca ile Yıldız Hoca ile çalışıyorduk. Evet. Şimdi öyle değil. İyi oluyor tabii çok çeşitli insanla çalışmak. Biraz ufaktan hani o şey hoşuma gidiyor aslında. Edemediğim de oluyor ikna ama çoğunlukla başarılı olabiliyorum artık. Yani kendi istediğim yola çekmeyi. Yani çünkü bu çok önemli bir şey. Sinemada, dizide hiçbir şekilde özgür olamıyoruz değil mi? Ben orayı öyle oynamışım ama orayı montajlamıyor. Seninki böyle bir saçma bir şey oluyor. Benim öyle bir tane sinema filmim var. O kadar üzgünüm ki yani keşke hiç bulaşmasaymışım o filme sahiden. Kendimce tiratlarım var, onlara çalışmışım, oynuyorum. Filmi bir izliyorum, o tiratlar yok. Benim kim olduğum belli değil, ben neden öyle yürüyorum? Ben bunları anlatmıştım o tiratımda. Çok kötü bir şey. Tabii çok gençken belli bir yere kadar sana saygı duyuluyor. Belli bir yere kadar senin ne dediğin önemli. Yani vaktim yok, sürem yok diyor. Atıyor. Tiyatroda tabii o konuda çok şanslıyız. Çok çıkıyoruz ve artık orada ne yönetmen var ne başka bir şey var. Premier bittikten sonra yönetmen mi gidiyor, artık oyun senin. Artık oyunu senin tabii ki. Ama filmde öyle değil. Film yönetmenin. İşte o yüzden tiyatro çok önemli ve o yüzden tiyatro yapmalıyız ve bu yüzden tiyatroya gitmeliyiz. Reklama da gitmeliyiz. Oyuncu arkadaşlarımla, kıymetli tiyatrocu dostlarımla topuklu terlik süt yapar mı yapmaz mı biz konuştuk. Ama gelin görün ki oyunu görmeden de fazla yorum yapmak doğru olmayacak. Nerelerde hangi tarihlerde vardır oyunumuz hemen seyircilerimize duyuralım lütfen. Oyunumuz efendim 9 Mart Perşembe saat 8.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. 14 Mart Salı saat 8.30'da Trump Tower sahnesinde var. Harika. Ondan sonra bir 19'unda Marmaris turnemiz var. Marmaris turnesi. Ooo hava güzel. Marmaris evet, çok güzel. Ben de Ruslan. Deniz güzel. Tekneler güzel. Balıklar güzel. Yazın belki daha da sürprizli turnelerde olacaktır. Olur. Nasıl öğrenebilirler? Siteniz var mı? Yoksa kendi bireysel hesaplarınızdan mı? Aysa Prodüksiyon'un bununla ilgili yayınları var. Aysa'yı takip ederlerse birçok tiyatro oyununun günü ve saati
şeylerinden de haberdar olabilirler. Çünkü Aysan'ın yaklaşık 20'ye yakın oyunu var. Aynen, bir tanesi de babamın da oyunu, evet, biliyorsun. Kesinlikle, Adalet Rukiye abinin bir oyunu da var bunların arasında. Oradan takip edebilirler. Bizim kişisel hesaplarımızda da bu tarihler sürekli olarak yayınlanıyor. Oradan takip edebilirler. Başka da bir de her şeyi bu masadan takip edebilirler. Edebilirler. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok mutlu ettiniz beni. Oyunumuz uğurlu, bol ışıklı, bol seyircili olsun. İnşallah. Takıntılı dostum, seni de ayrıca çok seviyorum. Evet, evet efendim. Hoşça kalın diyoruz bu akşam da. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.